Duyduğuma göre Şehzade Mustafa sefere katılmayacakmış. Hünkârımız payitahta bile çağırmamış kendisini. Nihayet bugünleri de gördük Rüstem. Hünkârımız benim şehzadelerimi yanında istiyor. Mehmet ve Selim'i hususi kollamanı istiyorum. Sefer boyunca yanlarında ol. Merak buyurmayın sultanım. Şehzadelerimiz emniyet içinde olacaklar. Vali Bey'in hususi müsahip olmasına ne diyorsunuz? Her daim yolumuza taş koyacaktır. Rüstem. Vali Bey'den kimseye zarar gelmez. O hünkârımıza, devletimize bağlı, kıymetli bir beydir. Bir vakitler İbrahim Paşa da öyleydi. Rüstem sen onu bırak. Lütfi Paşa'dan haber ver. Esas tehlikeli olan o. Az evvel konuştum kendisiyle. Beni bu mertebeye bizzat sizin getirdiğinizi söylediler. Doğru söze ne denir? Kabiliyetlerin ve zekan bir yana bana olan sadakatin sayesinde paşa oldum. Bunu asla aklından çıkarmayacağına eminim. Benim sadakatimden en ufak bir şüpheniz varsa derhal vazifemden azlimi istemeye hazırım sultanım. Eğer şüphem olsaydı zaten azledilmiş olurdun Rüstem Paşa. Lütfi Paşa'ya gelince anlaşılan o ki İbrahim'in akıbeti ona ibret olmamış. Vaka cüretini Şah Sultan'dan alıyor. Şah Sultan'a karşı dikkatli olun sultanım. Malumunuz sefere çıkıyoruz. Yalnız kalacaksınız. Eğer böyle bir şeye cüret edecek olursa onu da Hatice'nin yanına yollamasını bilirim. Hürrem'im. Benim canımın padişahı. Yarın ne vakit yola çıkıyorsun? Allah izin verirse yarın sabah erkenden. Şehzadelerim hazır mı? Günlerdir ikisinin de gözüne uyku girmiyor. Öyle mesutlar ki heyecan içindiler. Ama Bayezid çok üzgün. Ne söylediysem teselli bulmadı. Selim'den daha hevesli olduğu kesin. Lakin her şeyin bir vakti var. Süleyman. Yine ayrılık geldi çattı. Bu gece yanında olmak istiyorum. Gözlerimi kırpmadan doyasıya bakmak istiyorum sana. Hürrem'im. Benim derdimin, kederimin sultanı. Şevki ruhunla senin divaneyim. Aşinadan, hiçten biganeye. Ta ki gördüm ben cemalin şemini, canı dilden yanma pervane. İçeliden lale nabun cürasın, ol sebepten talibi meyhaneye. Görmez oldum gün yüzün meh alnını, gece gündüz sakini gamhaneye. Bu muhibbi yana gelmiştir ezel. Yenayem ey padişahım yaneye. Sultanım. Hoş geldin Hürrem. Sağ ol. Hünkârımız gideli bir ay geçti.
O günden beri görüşemiyoruz. Ben de bu yüzden çağırdım seni. Birlikte yemek yer, sohbet ederiz diye. Sen de hoş geldin Afife Hatun. Hoş buldum sultanım. Sen de gel lütfen. Hünkârımızdan bir haber var mı? Henüz yok sultanım. Fakat eli kulağındadır. Muhakkak bir mektup yazarlar. Hayırdır Hürrem? Bağışlayın beni sultanım. Bu sizinle alakalı değil. Buna kendi dairemde de dikkat ediyorum. Bir yıl önce başıma gelen hadiseyi biliyorsunuz. Her an her şey olabilir. Bilhassa hünkârımızın yokluğunda temkinli olmakta fayda var. Haklısın Hürrem. Kendimizi korumalıyız. Dikkatli olmalıyız. Saraydan memnun musunuz sultan? Alışabildiniz mi? Evet. Gayet memnunum. Başta tedirgin olursunuz diye düşünmüştüm ama hiç öyle olmadı. Ne de olsa Hatice Sultan'ın ağı var. Çıkmaya mecbur kaldı. Bir de tabii merhum İbrahim Paşa'nın aziz hatıralarıyla dolu. Burası yine Hatice'nin sarayı Hürrem. Elbet bir gün döndüğünde sarayına kavuşacaktır. Sultanım, rahatsız ediyorum. Söyle Mercan. Sümbül Ağa geldi. Hürrem Sultanımız görmek istiyor. Mühim bir havadisi varmış. Söyle gelsin. Sultan. Hayırdır Hürrem? Gecenin bu vakti nedir mesele? Hususi bir mevzu sultan. Kötü bir şey yoktur inşallah. Afife Hatun sen kal, sonra geliriz. Sultanım. Biraz ısrar ettim ama ağzından laf alamadım. Halil Ağa sultanım. Sultanım bağışlayın. Kimseye itimadım yok. Kimsin sen? Adım Halil sultanım. Manisa'dan geliyorum. Şehzade Mustafa'nın has ahırında seyis olarak vazifeliyim. Rüstem Paşa hususi olarak yollamışlardı beni. Ne oldu anlat. Bunlar ağır ithamlar Halil Ağa. Emin misin? Eğer bir hatan varsa evvela senin kelengide. Maalesef doğru sultan. Sen çekilebilirsin. Bu ağayı tanıyor musun?
Ona ne kadar itibar edebiliriz? Sultanım, evvelinde hiç görmedim ama... Rüstem Paşa Halil Ağa diye birinden bahsetmişti vaktiyle. Şehzade Mustafa'nın Has Ahırı'na gönderdiğini söylemişti. Haber taşıması hiç. Bana derhal Mustafa Paşa'yı çağır. Hemen! Emredersiniz. Sultanım. Beni emretmişsiniz. Mustafa Paşa. Mühim bir havadis kulağımıza çalındı. Şehzade Mustafa hünkârımızın yokluğunu fırsat bilip bir ordu toplamış. Ve payitahta doğru yürüyüşe geçmiş. Belli ki haber almışlar sultanım. Ne haberinden bahsediyorsun sen? Birkaç gün evvel bir havadis aldık. Lakin teyit ettirmeden size malumat vermek istemedim. Ne oluyor paşa, derhal söyle. Sultanım. Yüce hünkârımıza Benefşe civarında pusu kurulmuş. Ağır yaralandıkları söyleniyor. İlaveten şehzadelerimizin de akıbeti belli değil. Mustafa Paşa. Buyurun Sultan. İstanbul muhafızı olarak bu yüce devletin idaresinde sen mesutsun. Hünkârımız sağ salim dönünceye kadar şehzadelerin Bayezid ve Cihangir'i korumakla sen mükellefsin. Elimden geleni yapacağımı şüpheniz olmasın Sultan. Derhal tedbir al. Ne pahasına olursa olsun evlatlarımın kılına dahi zarar gelmeyecek. Hünkârımızın sıhhatiyle alakalı malumat bekliyorum sultanım. O vakte kadar bu hadiseden kimsenin haberi olmayacak. Vaka bu hadise duyulursa şehirde isyan çıkar maazallah. Şehzade Mustafa ordu toplamış zaten. Payitahta doğru yürüyor. Durdurulması icap etmez mi paşa hazretleri? Eğer söylenenler doğruysa önünde hiçbir kuvvet duramaz. Duracaksın paşa! Bu ihanete mani olacaksın! Hünkârımız hala nefes arıyorken kimin haddine düşmüş tahta yürümek? Payitahta girmeden önce onun kellesini alacaksın. Hala hazırdaki kuvvetlerle dayanmak güç sultanım. Zira bostancılar ve İstanbul'da kalan Yeniçeriler de dahil olmak üzere hiçbir Osmanlı askerinin Şehzade Mustafa'ya karşı kılıç çekeceğini zannetmem. Validem, hayırdır, iyi misiniz? Nasılmış? Bilmiyorum aslanım. Dua edelim ki sağ salim dönsünler. O vakte kadar güçlü olmalıyız. Ve her şey hazırlıklı olmalıyız.
Validem emin misiniz? Mustafa abim böyle bir şey yapmaz. Mevrim anneden yapmasın. Vaziyeti fırsat bilmiş demek ki. Askeri toplamış, üzerimize geliyor. Tahtı ele geçirmek niyetinde. Sonra? Sonra ne? Hayır, müsaade etmem. Kimse kardeşlerime kıyamaz, kıydırtmam. Mihrim, sakin ol. Beni dinle. Zor günler bizi bekliyor, çok zor. Güçlü olmalısın. Her daim kardeşlerinin yanında olacaksın. Gözünü onlardan ayırmayacaksın. Zira senden başka kimseye güvenemem. Sen de benden başkasının sözüne itibar etmeyeceksin. Anladın mı beni? Halden beni korkutuyorsunuz. Mihrimah, sen bir sultansın. Ve baban bir cihan padişah. Sen değil onlar korksun. Validem, babam dönecek. Kardeşlerim dönecek. O gün gelene kadar ben sizi korurum. Hiç kimse zarar veremez size. Şehzade. Aslanım benim. Mustafa Paşa'yla görüştü. Emniyetiniz için her türlü tedbiri alacak. Biz de bekleyeceğiz Mihrim'i. Sabırla bekleyeceğiz. Validem, ben gideyim Mustafa abimle konuşayım. Beni dinler. Zaten Maide Evren Sultan, Hatice Sultan gelmiştir aklına yoksa. Hayır Mihrim. Ok yaydan çıktı zaten. Senin tek vazifen burada kardeşlerinin yanında olmak. Sümbül Ağa vaziyeti anlattın mı? Hayır. Fakat tahmin edebiliyorum. Şehzade Mustafa hazretlerinin payitahta yürüdüğünden malumatım oldu sultanım. Zaten bu yüzden geldim. Sen nereden biliyorsun? Siz saraydan ayrıldıktan sonra Şah Sultanımıza bir haber geldi. Hatice Sultanımız yazmış. Sizi telaşlandırmamak için susmamı istediler fakat bilmeniz icap ediyordu. Demek öyle. Şah Sultan beni düşündüğünden değil, Hatice ile Mustafa'yı korumak istiyor. Hem ne malum birlik olmadıkları. Şah Sultanım, olmaz, olamaz. Sultanım, içiniz rahat olsun. Ben yanınızdayım. Hünkârımız dönünceye kadar emniyet içinde olmanızı sağlarım. Afife Hatun. Hünkârımızdan haberin yok mu? Sefer yolunda buzu kurulmuş. Yaralı olduğu söyleniyor. Şehzadelerim nerede? Nasıl? Hiç bilmiyorum. Allah'ım. Allah'ım sen koru bizi ya Rabbim. Neler duyuyorum böyle. Zaten bu yüzden Şehzade Mustafa yola çıkmış. Bizlerden başka hiç kimse bilmeyecek bunu. Ne ağalar, ne cariyeler. Kimse. Sümbül Ağa. Buyurun sultanım.
hünkârımıza ulaştırmak üzere bir mektup yazacağım. En hızlı, en güvenli ulağı bu. Emriniz başım üstüne sultanım.